Ev alma, komşu al sözünü doğrulatan bir haber gelecek efendim şimdi ekranlarınıza. Ordu'da yaşayan zengin ailesinin başı alt komşularıyla dertte. Asılsız ihbarlarıyla haftada 2-3 kez kapılarına polis gönderen 60 yaşındaki komşu kapılarının önünü de çöplüğe çevirdi. Eşim rahatsız, bundan kaynaklı yapıyor falan dedi bize. Biz de alttan almamızı, biraz idare etmemizi istedi. Yumurta kabuğu, çay çöpü, taş. Eline ne gelirse komşusunun kapısına fırlattı. Yetmedi, asılsız ihbarlarıyla haftada 2-3 kez kapıya polis gönderdi. Lakin alttan aldık, idare ettik, polisin gelip gitmelerini dert etmedik. Sonrasında kapıma pislikler gelmeye, yumurtalar, çöpler gelmeye başladı. Böyle komşu düşman başına dedirten görüntüler Altınordu'daki bir apartmanda kaydedildi. 60 yaşındaki kadın yaptıklarıyla üst kat komşusunu canından bezdirdi. Fındık kabuğu falan atıyor, yumurta atıyor, yani çay çöpü atıyor. Eline ne geçerse, mandalina kabuğu, taş, patates, yani bir sürü pislikler atıyor evimize. Bazen balkondan balkonuma atıyor. Alt kat komşularının gürültü yapıyorlar şikayeti yüzünden 2 yılda kapılarına en az 400 defa polis geldi. Zengin ailesinin komşu imtihanı bununla da bitmedi. Bu kez de kapılarının önünü çöplerle doldurdu. 2 yıl önce taşındı alt komşum. Durmadan ses şikayeti var diyerekten polisler arıyordu. 2 yılda da toplamda bir 400'ün üstünde kapıma ses şikayeti var diyerekten asılsız ihbar aracılığıyla polis geldi. Hatta biz 3 ay köydeyken bile gelmişler. Bunu komşularım falan söyledi. Kapısının önündeki çöplerin kaynağını belirlemek için güvenlik kamerası taktıran Samet Zengin görüntüleri izleyince şok oldu. En sonunda kamera taktırdım. Yaklaşık 2 hafta önce kamera taktırdıktan sonra da videoları çektik. Kapı önünü ve ayakkabılığı çöple dolduran 60 yaşındaki alt komşusundan başkası değildi. Çöpleriyle ve asılsız ihbarlarıyla cehennem azabı yaşayan zengin ailesinin yakınları bile korkudan ziyarete gelemiyormuş. Merdivende sıkıştırıyor, korkutuyor. Eve artık misafir gelemez oldu. Misafir gelmiyor eve. 2 yıldır yakında 1-2 defa misafir anca gelmişti. Çünkü herkes çekiniyor gelmek için, durmadan polis gelip gittiği için.